Tabii izleyicilerimiz şimdi geçerek programımızın konusuna. Gerçekten bir günün konusu çok değerli ve kıymetli bir konudu. Bütün izleyicilerimiz bence bununla yani ilgili de. Aynı vakitte de bizimle çok değerli ve kıymetli bir misafirimiz vardır. O da bizim sayın hocamız Halil İmamoğlu. Emekli diye ama müfettiş diye Kerkük'te ve Türkmen Okulu'nun kuruluşunda özünün gene bir büyük rolü de var idi. Aynı vakitte çok hoş geldi bizim bu programımıza Sayın Halil Bey. Hoş bulduk beyefendi, hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Aslında ne mutlu bize bir gün sizi burada gördük. Gerçekten biz her zaman öğretmenleri ya da müfettişleri daha doğrusu öğretmen diye hepsini biz bilir. Doğru. Çok saygı duyarız özüne çünkü özleri koyduğun geleceğin sebebin olabilirler. Beslemek özle yanlarından başlar. O yüzden biz haz ederek ben ilk önce yani sorularımıza geçmeden önce haz ederim bir özel sorunu sizden sorum. Acaba öğretmenlik indi öğretmenleri ve eskiden ne değişildi yani mesela tedriste? Öğretmen eskiden biz bir sokakta görseydik özün belki de saklanabilirdik. Yani cüretimiz yok idi, bir cesaretimiz yok idi, salam bile verirken öğretmenimize. Ama indi bakasın bir öğretmen yani öğrenciden arkadaş olabilirler. Bilmiyorum sosyal medya tarafından arkadaş olurlar ya da telefonda konuşabilirler. Acaba siz bu doğru bir şeydi? Öğretmenle öğrencinin ara yerinde çok bele yakın bir temas olsun ya da o ortadaki saygı hiçbir şekilde kalmadı. Saygısızlık sayabilir özün. Tamam, her şeyden önce tabii tüm seyircilere günaydın dilerim. Yani günleri mutlulukla, sağlıkla geçsin. Sizlere de teşekkür ederim çünkü buraya konuk ettiniz beni. Bizim görevimizde şeref verdi bize. Allah razı olsun sizin gibi insanlardan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii sorun çok önemli bir soru sordu hatun kızım. Öğretmenler eskiden, bu öğretmenler yeni çağda nasıl olmuşlar, nece olmuşlar? Tabii tam çok fark var yani eskiden, eski günlerden indinin arasında. Öğretmenler tam değişmiş. Öğretmen değil, aynı zamanda öğrenciler de bile. Yani eskiden, doğru biraz önce söyledi de dedi, korkardı, utanardı. Tabii ben indiye kadar, yemin ederim, öğretmenimi görürken elini öpere. Yani bu biz öyle öğrendik ama indi yanlış öğrendiler. Yanlış. Yani biraz söyledin de sen dedin ki, öğrenciden öğretmen arasında saygı az olup doğrudan. Doğrudur. Hocam burada yani mesafe kurmak önemli. Gereklidir. Yani gerek bir mesafe kurulsun öğrenciyle öğretmen arasında. Ve illa öğrenci yüzden çıkar böyle diyarımız. O yüzden de saygısını kaybeder öğretmen. Doğru. Yani o saygı ki gösterir öğretmenle yani çok yaklaşır sözüne daha o öğrenci yüzden çıkar. Bizden çıkarsa dediğimiz bizden çıkar yani saygı gösteremez. Saygı gösteremezse dersine verdiği bilgiye önem vermez, ehemmiyet vermez. Hocam burada bir soru da böyle fikrime geldi. Siz yani bir eğitim müfettişi olarak ve bir çok büyük rolünüz da var idi. Kerkük eğitiminde özellikle de ve Türkmen Okulu'nun kuruluşunda da. Tamam. Aynı vakitte bir baba da olarak bu mesafeni babaydan oğlan arasında ya babaydan kız arasında da gerekir. Aynı o mesafede öğretmenle öğrenci arasında da olsun. Tabii onun kimin diyor ki yani ama gene de gerekim o baba uşaklarıyla yani dediğimiz çocuklarıyla bir mesafe koysun. Her şeyi bilintirmesin, her şeyi anlatmasın. Çünkü babanın düşüncesi ayrıdır. Oğlunun, çocukların, o uşaklarının düşünceleri ayrıdır. Tabii cil farkıdır. Yani belki ben bir fikir diyerem, benim oğlum kızım belki bunu kabul etmez de, o haklıdır. Çünkü o bir çağda yaşır ki, ben yaşadığım çağa benzemir. Her şey değişmiş. Doğru. Her şey değişmiş dünyada.
Onun için gerek bir arasında baba, uşak arası, baba, çocuklar arasında bir mesafe olsun. Tamam, saygı hatta devam etsin. Egemen gelip çocuklarımla oyun oynarsam veya bir şeyler yani aramızda belki o saygısızla da davranı olan. Belki de her kız. Şey vaktinde daha güzel olabilir. Yani bazen bir baba çocuğuyla arkadaş da olabilir. Yani bir baba da bazen kıza da bilir, seve de bilir. Aslında bu sadece zaman farkı var ortaya da. Peki biraz önce dediğiniz yani cil farkı da olabilir. Bir babanın kafası bir çocuğun kafası belki değil. Çünkü o ayrı bir zamanda yaşadı. Tamam. Bu da ayrı bir zamanda yaşadı. Tamam. Aynı zamanda da bir hocanın da ya da bir öğretmenin de öğrenciyle pek anlaşması düz gelmez. Çünkü kafaları yineden farklıdır. Tamam. Buna da rağmen ne şekilde biz yetişken ya da iyi bir öğrenciye ulaştırabilir iyi puanlarda? O kadar kafa farkı da var. Bunu haz ederim bize anlatasın. Tabii bir neçe unsur var. Yani doğru. Rol oynarlar, öğrencinin sonucuna ulaşmak için, bunun geleceğine karar vermek için. Bunların başında öğretmen gelir. Tabii. Yani tamam, herkes aynen çevrede yaşır. Aynen muhitte yaşır, aynen okulda yaşır belki. Ama yüzlerce. Düşünceleri farklı olabilir. Ama sonuçları farklıdır. Ama bunların hareketleri, şahsiyetleri farklıdır. Davranışları farklıdır. Bunu kim tehdit edebilir? Öğretmen. Öğretmenin doğru rolü çok büyüktü. Yani bazen aynen okulda 4 sınıf var, aynen sınıf. İkisine bir öğretmen ders verir, diğer iki tanesine diğer öğretmen ders verir. Birisi iyi sonuçlar getirir, başarılar getirir, diğer getirmir. Neden? Çünkü o başarı getiren öğretmen, onun becerikli bir denedi. Becerikli derken yani maharetli bir denedi. Onu nereden kazanıp, o tecrübesinden, onu nereden kazanıp, kıbrasından. Ve yani öğretmen gerek gözü o güne her şeyden evvel layık koysun. Ben bir öğretmenim. Ben bir cilbe asılırım. Mesaj kaldırırım. Onu gerek ben hizmet edeyim. Hocam burada doğrusu affedersiniz. Bir soru da böyle fikrime geldi. O da bizim sadece öğretmenin görevi okup yazmak, alıştırmaktı. Yoksa bu öğrencinin altyapısını diyelim, kişisallık, ne şekilde bir şahsiyet bunun için yapsın, ne şekilde bunu kültürde etsin, ne şekilde bunu koysun, etrafındaki çevreyle, toplumla davranış yapsın. Bunlar hepsi öğretmenin görevi de üstüne düşer. Yoksa sadece yok, ben bunu alıştırım, okumak, yazmak o kadar bitti görevi. Onu öğretmen gerek bilsin ki, karşında oturan insanlar, karşında oturan öğrenciler bunların hayatını yapıyor bu. Yani hayatını yapmaya çalışır. Bunların geleceğini temin etmeye çalışır. Bes okup yazarlık değil. Sen bir mullada bile eskiden okup Kur'an'ı okurdu. Ama yazmazdı. Şimdi de insanlar öyle olursa, öğretmen eğer görevini bilmezse, vacibini bilmezse belki yanlış bir yöne gider, yanlış bir yola gider. Yanlış yol nedir? Öğrencileri başarı getirmez, öğrencileri bilgileri almaz, öğrencileri hocasına saygı göstermez. Bunlar olur. Onun için gerek bilsin görevi bes okuma yazma değil. Doğru yani insan gerime karşısına amaçlar koysun, hedefler koysun. Ben girerken sınıfa yani gerek bilim ne türlü ben davranacağım o sınıf içinde. Kitabı alıp elime, tebeşiri alıp
tahta yanında durup yazmak veya buna ne diyorlar? Buna diyorlar telkin ettirmek. Yani aynen babaya kimin ögüradesen ama vakti bir şeydi. Yani geçerli bir şeydi. Geçerlidir. Öğretmen bilsin ki nece öğrencileri kesbeder. Yani onların fikirlerini, inancılarını. Hocam affedersin, bazen bir sınıf içinde diğerin 30 öğrenci var yoksa da en son sonunda işitirik belki de 50 öğrenci ulaşır. Doğru, ulaşır. Her birisinin düşüncesi bir şekilde, her birisinin dersleri almak, alışmak bir şekilde. Acaba bir öğretmen her birisinden farklı farklı davranış yapsın yoksa hepsiyle bir şekilde davranış yapsın? Bak paşa yani birer birer davranış yapmak çok zor. Zor. Çünkü dediğim gibi 50 öğrencidir, bunların nakısına baksın. Ve en iyi öğretmen her sınıfta desin bu sınıfta kimler yani karar versin, bölsün. Kimler grup etsin. Gruplar etsin. Kimler çok iyi, kimler iyi, kimler zayıf. Öğretmenin görevi nedir? O zayıflerin elinden tutup yetirsin bir yüksek seviyeye. Tabii. Daha özel bir şekilde baksın. Gerek böyle yapsın. O iyini gerek buna önem versin, ehemmiyet versin, çok iyiye çıkarsın seviyesini. Çok iyiler kimlerdi? Onlar ki zekaları farklıdı. Tabii. Çünkü insanlar orada oturanlar da hep söylediğim gibi. Zeka farklı her birisinin bir şekil şeyi var, seviyesi var zekavatta. Bunları ayrı bir şekilde, yani bunların zekavatlarına göre davranış yapar. Yani birileri bu güzel şiir okur. Birileri bu bir güzel konuşma yapabilir. Birileri bu öğretmen bunlar karar versin. İşte tabii. Burada bunu istirem daha girem. Öğretmen grup grubu yaptığı zaman her bir gruptan farklı bir davranış yapsın. Çünkü dediğimiz ki herkesin aynısı daha farklıdır. O zira yanları bu. Ama burada öğretmen de değil, benim önümde bir kitap var yoksa bir minhec vardır. Gerekmem ben bunu yıl planında hemen bitiririm özünü. Ben geçse bu şekilde davranışlar yapsam yıl biter hele ben bunun yarısına ulaşmamışım. Yani bu da biraz sabır istirir, daha fazla vakit istirir. Öğretmenlerin acaba özellikle bugünün öğretmenleri, tabi çoksuna da hepsine de saygı hürmetimiz var. Ama bunları yapan insanlarlar. Tabi öğretmen haklıdır. Çünkü devlet sana belli müfredat verip, menhec verip bunu bitir. Ama eğer öğretmen sadece o devletin verdiği müfredata bağlı olursa bir sonuç getirmez. Tabii. Onunla beraber özünün kıvrasını ve becerdiği yönleri kullanmalıdır. Yani öz tecrübe şahsiyasını, kıvrasını bunlara ne eklenir? Devletin menheci. Eğer görevi oysa okuma, yazma veya menheci tutmak, o zaman öğretmen bir sonuç getirmez, iyi sonuç getirmez. Sadece bu dergi, biz biraz önce dedik olsa ki bir insan okula gidende ya da bir öğrenci gidende yani bir öğretmenin hedefi sadece yazmaktan okumak dergi. Onu da koyduğun bir terbiye ya da hayat dersi vermek lazımdı. Peki bu istemez mesela ailelerden bir bağlantınız olsun yani connect'e geçersiniz acaba bir öğrencinin belki de bazen özel bir yanlışı olabilir ya da özel bir karakteri olabilir bunu konuşasınız bilesiniz özün adına dergi. Biraz önce dedi usta ki gerekim bilesen seviyesi nedir? Mesela zirek bir talebedi ya da bazen de özü çok zirekti ama bazı zoruflar var koyup özün böyle olsun. Doğru. Tabii ben dedim çok unsurlar var. Yani eğitim konusunda bu unsurlar rolları çok büyüktü. Önem verdik her şeyden önce öğretmene. Ama unutmayın ki öğretmen yani bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Öğretmen öz başına bir şey yapabilmez. Eğer aile desteği, aile yardımı olmazsa,
Yani ben burada ders veririm. Giderken eve bilmem nedir, ne yapır, ne davranışları nedir. Ama onu babanı ne? Anne babalar bu evde ona ehemmiyet versinler. Ama hocam bazen ana baba arasında sorun var ise öğrenciye tesir edebilir. Tesir eder tabii. Tabii tesir eder. Yani öğrencinin geri adımları atar. Ama gelse babaanne arasında saygı, iyi yaşam var ise, güzel bir hayat var ise o zaman öğrenci de ondan istifade eder. Ama her zaman okuldan ev birbiriyle gerek irtibata geçsin. Birbiriyle gerek el birliği yapsın. Onun için ne derler? Her sürede bir, her fetrede bir babanın neneleri toplarlar okula. Ne problemleri var ise o çocuklarının, onları arz ederler. Onların seviyelerini bildirirler. Ama o da indi bir rutin bir şey olupta. Yani iyi kullanılır mı? Doğru. Baba nene gelirken bütün şeyden yani hevesten gelmir. Sizce yani bu ki, heves neden değişildi, neden kırıldı? Heves neden değişildi? Çünkü oncana hayatta problemler çok olup, oncana insanlar meşguldü. O kadar vakti kalmıyordu uşaklarına, çocuklarına versin, bir saat geçsin, bir mektepte otursun. Hocam özellikle burada sosyal medyaya da girmek istedim. Yani bazen de ana baba da evde de olan da sosyal medya ile yani vaktin geçirdir. Bu sosyal medyanın bazen değiller iyi bir şekilde insanlar faydalanır özne. Bazen değiller kötü de oldu bizim toplamçı. Çünkü hem öğrenciler hem de ana babalar hepsi başladı sosyal medyada ne bileyim özlerçi sayfalarında dolaşırlar. Bunun bir etkisi oldu bizim eğitime. Tabii. Yani kötülüğe oldu, iyiliğe az oldu. Kötülüğe eğer %80 etkisi olursa, iyiliğe %20 kaldı. Yani öğrenciler vaktlerini sosyal medyalardan geçirdiler. Bazen bu Facebook'tu, bu oyunlardı, bu filanlardı. Babaanne bunları izlemir, mütabaa etmir. Edirse de yani böyle bütün ciddiyete etmir. Bazen ne diyeyim sana, hürriyetini ver beline. Bu yanlış bir şeydi. Tabii fazla hürriyete yanlış sayabilir özün. Ama bazen de bir çocuk ne kadar yemeğe, içmeğe ya da bir aile toplanma ihtiyacı varsa o da hananete ihtiyacı var. Ne yazık indi bizim babaanneler yani onun farkında değiller ki bir doğru, çocuk doğru. Yani bir hananete ihtiyacı var. O yapar özünü. O da yanlış bir şeydi. Aslında bir başka bir soru var idi aklımda sorum buyurun. Sizden özünü. Biz bildik ki eskiden bir öğrenci bir öğretmenin elinden de belki de bazen dövebilirdi özünü yani okumayıp da. O yüzden de öğrenci öğretmenden korkabilirdi. İndi büyüklerden sorandak bu doğru bir şeydi. Sen öğrenciydi, öğretmeni vururdu seni nerede sen okumamıştı. Doğru görürler özünü. Bizim ciller bunu yanlış görürler. Sizce yani doğruydu ya da yanlışydı? Tabii her çağın bir sistemi var. Doğru. Eskiden siz dediniz kimin? Yani biz öğrenci olarken ben ilkokulda öğrenciydim. İngilizce öğretmeni başka bir şekilde davranırdı. Ne kimin? Tabii İngilizce dersinde bütün şeyleri getirirdi özüden. Yani bu çay bardağıydı, bu kaşıktı, bu filandı bilmem. Bunları birer birer öğretirdi bize. Yani ameli bir şekilde. Hem hatta görmem, yakın çıkılmazsın. Hem eşitmem. Bak özü sadece eşitmek fayda etmez. Tabii. Görmek çok önemlidir. Görmek çok mühimdi, çok önemlidir. Onun için unutmazdı bak. Şimdiye kadar o dakikalar tamam bilmedi. Bir hafif bir masaraydan vallahi eller kalsın. Yani o bize bir ders olurdu. Ama indi yattan çıkılmazdı. İndi gözler çok kayım olup. Vallahi yani korku ve tehdit zararı var faydası yoktu.
Tabii. Vurmağın faydası yoktu. Yani bilene bir, bilmeyene bin. Hocam olabilir eskiden bir öğrenciye bir öğretmen şiddetle davranılsaydı özüyle olabilir ana baba öğretmenin bir eli olurdu. Ama yani, şimdi burada farklı oldu yani. Baksan ulaşır eline şikayet yapır, gelir işte, sözler laf çok edilir. Çok üzülürlerdi uşaklara. Yani gelirdi ne diyerdi? Etsene sümükü bana. Baba böyle diyerdi. Yani önemli şey neydi? Bunu adam ele diyerdi. Adam ele neydi? Hem öğret, hem davranışını, sülükünü, bunları doğru yap, hem de şahsiyatlı yap özünü. Onun için eskiden belaydı ama indi bu kalmayıp, yani bu kalmayıp neydi? Bu istiller çocuk, istiller öğrenci, sonuçta ne getirsin? Bir kart getirsin, desin nacihti bu. Diplomasını alsın. Tamam, nacihti ama ne kadar bilgi alıp, ne kadar istifade edip, ne kadar şahsiyatı değişinip, ne kadar davranışı iyi olup, bu önemli değil yanlarında. Bu yanlış bir şeydi. Hocam burada bazen psikoloji uzmanlarından da bazen vaksan değiller şiddetle davrandığı zaman sadece o anlarda öğrencinin beyninde o okumak yazmalar kalır. Şiddet bittiği zaman yoksa o ortam bittiği zaman, geçtiği zaman bu sınıfı hepsi yadından çıkar. Çünkü o bir korku 6 ayda olağa alışırdı. Doğru. Ama ondan istiri yengi planlar. Yani hani bizim yıl planları vardı. Yıl planlarında şimdi siz güzel bir söz dediniz. Dediniz istikamları getirir, ne bileyim görüntülü diye bize alıştırırdı. Yani eğitim öge giydirir, gün be gün öge giydirir. Acaba yıl planlamalarında ister öğretmen bir yengi vesilelerle davranış yapsın? Gerekir, gerekir. Yani bunlar bir yardım olarak öğretmen kullanabilir. Bak yani 80'ler derken ben o zaman yine de müfettişiydim, İngilizce müfettişiydim. Bizim Kerkük'te yazık olsun o gittiler olar Kerkük'te 9 okulda laboratuvarımız var idi. Muhtabar Luga diyerdiler. Yani öğrenci otururken bir booth, bir çardağı var etrafında. Bunun headphone'u başında. Öğretmen karşıda oturup cihaz yönüyle bütününü mutabaa ederdi. Soruların onurdan sorardı. Sonra kurardılar bu audio lingual dedikleri hocam, yönde. Bu 80'lerde var idi. Bu 80'lerde vardı. İndiye kadar sen geçse ki Huda Lisesi'ne, Yakva Lisesi'ne, diğer liseler bunlarda indiye kadar kalır. Kalıptı. Ha, ama kullanmadılar. Ama biz 2022'ye girerdi. Yoktu bir böyle şey okullarımızda. Bak Japon yapımlı Sony dedikleri cihazlar vardı. Güzel. Onu tabii gün geldi, giderttiler. Maalesef. Ha, biz böyle Arapça derler ferhud ettiler. Maalesef. İkinci İsviçre, Suisri bir cihaz geldi bu okullara. İndi kalıp indiye kadar ama cihazları yoktu. Yani bak o zaman bunlar vardı. Bu, eğitim bu daha güzelmiş. Daha iyiydi. Tabii. Yani öğretmen karşıda oturup tüm bunları bak 40 şey vardı içinde oturuş yeri. Mutabaa yediri. Sana soru sorur. İki öğrenci arasında ilişki kurur. Finanla konuş. Özü dinler. Yanlışları nerede? Yanlışların belirtilirdi. Bunlar vardı. Şimdi de kalıptı hele. Bir yerlerde. De bu sistemde yani bir 30 talebenin edebili yani tahakküm etsin özlerine ki fazla konuşmasın da fikirleri ders yani dostum. Hapsiden bir tavasla geçsin. Bir konuşma falan ben bunun fotoğrafı vardı bende. Ben bilseydim gösterdim. Keşke görseydim, merak ettim. Ne güzel oturublar. Ben Facebook sayfama salmışam da iki müfettişik biz durmuşuk. Öğrencilerin kağısında. Güzel. Ne güzel oturublar, ne güzel herkesin headphone kulağında. Yani bu yönlerden indi yoktu. Demek ki o zamanlar daha öndeydi. Vallahi bu 80'lerde var idi. Ne yazık biz bunları dinlediğimiz zaman ya da yaşadığımız zaman çok kahır yarık. Peki onun yanında yabancı diller var idi mesela indi İngilizce öğrenirler.
Birlikte biz İngilizce ne kadar önemli bir dil olduğu için o zamanlar başka yabancı dil var yoksa sadece hep İngilizce. Bak tabii bize dört şeye valiliğe, muhafazaya Bağdat, Basra, Musul, Kerkük. Bura kitap geldi bakanlıktan, eğitim bakanlığından. Siz başka dille öğretin. O zaman beni çağırdılar. Fransızca var, Almanca var, Rusça var. Bunlardan hangisini seçsin? Ben düşündüm, Fransızca'mı seçtim. Şimdi okullarımızda Fransızca okullar. Ne güzel. Yani ne çok okulumuz var. Onların hatta öğretmenlerinin atamasında benim rolüm var idi. Bakanlıkla şey ettim. Burada bizim Garibiye okulu var, Yakıla var. Diğer okullarda bunlar da Fransızca öğretirler. Güzel. Fransızca öğretirler. Diğer yerlerde Rusçanı seçtiler. Almancanı seçtiler. Ama biz Kerkük'te yani o zaman burada ana dili Arap ise Arap, Türkmen ise Türkmen, Kürt ise Kürtçe dilini bilir. Aynı zamanda İngilizce okur. Aynı zamanda da Fransızca da okurdu. Şimdi de çok sınava güzel. Katılır bu. Çok güzel. Yani sadece İngilizce değildi. Aynen başka dilde öğretebilirdiler. O da tabii insanın istediği kimi yani icbari ilzami değil. Ama İngilizce indi hemen hemen bütün İngilizce, okullarda. İngilizce her çünkü niçin? İngilizce dünyada indi birinci dil geldi konuşmada tamam mı? Çin dili çünkü çok olduklarını onlar en çok konuşuldu aralarında. Ama öyle ki dağılmış dil olarak İngilizce. Arapça birinci dil Arapça saymaz. Arapça dördüncü sırada gelir. Dördüncü sırada. Sırada affedersen gelir. Yani İngilizce de birlik ortak bir dildi. Bütün millet arasında. Tabii her yerde, her yere git, okusan. İnsanlar neden? Çünkü bir yere gidende öz özlerine fikaları var, inancıları var. Güvenilir. Mesela ben İngilizce bilirim. Bir yere gidende İngilizce konuşurum. Sen başka dil bilirsen. Sen Kürtçe bilirsen, giderken Kürt bölgesine Kürtçe konuşursan, öz özü inancı var, tıkav var. Bak yani bu. Sonra İngilizce bir dildi ki insan bir yerde ataması tayin olanda İngilizce bilirsen, sonra sana alırsam bizim bu sosyal medyada bu çok İngilizce'ydi. Aynen. Bir tamam. Silah sayabilir özün aslında. Efendim? Bir silah sayabilir özün tamam. İngilizce dilini. Yani insanlar hemen hemen bütün devletlere geçse İngilizce konuşsa hapse anlayabilirsen. Doğru diyorsan. Tamam. Hocam burada bir de öğretmenin üstüne bir büyük görev düşür. O da değiller öğretmen gerek hulku çok uzun olsun. Çünkü sabırlı olsun. Hemen hemen istediyse bitirsin anlatsın. Olabilir öğrencilerin çok kaybeder. Acaba bu ne kadar ister böyle sabırlı olsun? O yüzden de yani biz buradan bütün öğrencilerimize diyoruz ki fakülteye gelirler. İsterseler eğitim fakültesini seçtirler. Bunlar öğce baksalar hulukları uzundu, sabırlıdılar ancak geçtiler. Çünkü bazen baksan insan çok titiz ki biz diğer gözden titiz de ama gelir eğitime. Ondan sonra geldi bir öğrencilerin geleceğini hiç edir nişi çünkü bu hulkuzun dahi. Acaba bu bir büyük şarttı öğretmenin gerek hulkuzun olsun. Beyefendi hulku uzun olmak insan öğreni. Sen bir yerde bir görevde çalışırken yani senden istenileri hulkuzunluk. Dediği kimin? Yani bu Allah'ın bir vergisidir sabır etmek. Eğer sen sabırlı olursa, hulku uzun olursa o zaman başarılı olabilirsin. Başarılı olursan evet. Ama dediği ki var insanlar, var çok az insanlar var. Onlar da tabii dediği ki gereme öz nefslerini bilsinler. Ama şimdi yoktu yani bu adı çıkırı sen eğitim fakültesin, külliye terbiyedesin. İster istemez oradasın. Öyle böyle diyor girdi. Yani ben yadlarım, 5. sınıfı bitirirken, 5 lisanı bitirirken geldi 3 yer seçesen.
Ben eğitim fakültesini seçtim. Orada da 3 bölüm seçesen. Ben İngilizce'ni seçtim. Hemen yani fakülteni seçtikten sonra bölümü seçesen? Hemen gidersen orada tabii bir görüşme var. Mukabele ederler. Orada sorur yani hiç unutmam. Bizim öğrencilerimiz orada, hocalarımız affedersen. Hocalarımız İngilizceydi çoğunlukla. Bu 60'larda diyorum. Yani Irak'tan bir tane vardı, Allah ölüpse rahmet etsin. Aynen. Erbil'den bir Türkmeniydi, Adi Sacide Hanım. Orada hocaydı. Abdülmuttalip Bey, bu Bağdatlıydı. 2-3 tane Arap vardı. Ama hiçbir zaman koymazlar bir kelime Arapça konuşasan. Öğrenci olarak biz orada. Hepsini İngilizce konuşardık. Yani onun için eğer biz bakarsa Irak'ın sistem ki kullanıldığı Irak'ta birisi neydi? Birisi diğer dördü direct object. O direct object dediğimiz yani o dili öğrenen insan. Ana dilini terk edesen. Bu bir zaman belaydı. Yani öğrenci ben İngilizce konuşurdu. Tabii indi de böyle olması lazımdı. Yani bazı okullarda bir hoca İngilizce dersini verdiği zaman gerek mi öğrenciler alıştırsın ki konuştular İngilizce. Diyerek. Bu çok önemli bir şeydi. Ama ne yazık indi okullarda görürük hatta bir düzenli bir sistemler de yoktu. Yani mesela örnek verim. Bizim mesela indi spor dersimiz var ya da resim, koyduğum faniye dersimiz var. Bakasan yani vakitler hiç iyi gelmedi. Bir öğrenci 40 dakika bir dersin içerisindeydi. Ondan sonra hemen 5 dakika rest verirler, o bir derse girerler. Spor dersi olduğu zaman başka bir hoca geldi, yineden ayrı bir maddane şerh edirler özler için. Siz de bu sistemde yani öğrenciye zarar yanlış, vermez? Yanlış bir sistemdi. Bak onda ne koyur böyle olsun, yaşadığımız günler koyur. Yani gün gelir, il gelir, yok gün. Diyoruz spor dersi yoktu. İşte biz de cedvele bundan korkarız. Duvaya fenniyanı koyma. Onun yerine başka dersler koy. Bu öğrenciden eksik bir şeyler olur. Yani İngilizce, tarih, coğrafya, Arapça ne kadar önemliyse spor da o kadar önemlidir. Bunun fikrini, cesadını bunları besler. Ama bu yoktu. Koymur, devletten gelir. Hocam şimdi bizim burada affedersiniz kerkük içine çünkü bizim hala çok sorularımız da kalmış özellikle de İngilizle ilgili. Çünkü bazen hani bizde bu Arapça mahariç huruf diyorlar özne. Harf telaffuzları çok zorluk çekir. Bizim Orta Doğu'da olan insanlarımız özellikle de Irak'ta ve Kerkük'te de baksan kelimeler yanlış telaffuz edirler. Ama o da acaba sorun haradadı, mesela öğretmen yanındadı, öğrenci yanındadı daimen İngilizce biraz hafife biraz geride kalırlar. Ama o soru fikrime doğrusu geldi. Bizim şimdi burada devlet okullarımız var ama büyük bir sayıda da özel okullarımız var ki medarese ehliye edilir. Sizce bu özel okullar eğitimi öge attı, yoksa geriye attı? Vallahi fikrimi alırsam ben tabii özel okulda da ders verirdim bir kaç yıl. Ama özel okul öğretmene zararı oldu, faydası olmadı. Neden? Neden? Çünkü benim bir param var. Yani bir meblağ param var. Edebilen bir binanı tutup onu çevirin bir özel okula. Önemli değil. Tamam devletin yani, müfredatını verir ama kim verir? Yani ticari bir proje diye. Ticaridi. Yani milyonlarca kazanılır. Yani Kerkük'te. Nâhsı sokağa bak. Özel okul, bana böyle tacım kaldı. Yanlış bir şeydi. Bu devletin yanlışlığıydı. Bakanlığın yanlışlığıydı. Bunlara icaza vermem. Acaba onların kuralları yoktu, şartları? İcaza verdiği zaman gene mesela binaya namcana olsun, var, dersler ama öğretmen. Sen binanı temin edirsen için. Ama öğretmeni temin etmeli. Aha. Sen harde ucuz var. Bak ben diyorum yani keşke işitirseler de duysunlar. Herde ucuz öğretmen var, ders veren var affedersen. Özel okul onu getirir.
Tabii bu biznes tarafından düşünsek bu konunu. Eğer ehliyetler tarafından düşünsek mesela biraz önce dedik biz hayatta da seviyyat yani çok zengin aileler var. Orta zengin ailelerde olabilir, fakir halde olabilir yani yoksul. Bazen var düşünürler, benim çocuğum bir özel okulda okusun ki orada talebe az olabilir, talebe belki de yani öğrenci daha istiabı daha fazla olabilir. Çünkü bazen hükümi şey okullarda görsen kalabalıktı, seviyeler de farklı olabilir. Bir nene baba belki de korkar, bu çocuktan kalksın otursun belki de kötü bir huy alabilir özünden ya da terbiyesine de tesir edebilir. Siz de bu düşünce tamam da aileler tarafından yoksa yanlıştı? Vallahi bazı aileye hak veririm ama çoğuna yok. Yani bir özel okula koyarken çocuğunu, o değil tamamen çocuğumun geleceğini temin ettim. Üskek tabaka orada koyabilirsin. Tamam orada daha çoktu fırsat. Neden? Çünkü biraz dedi de önce dedi ki orada öğrenci sayısı azdı. Hükümlü devlet okullarında çoktu. Orada kalır aynı burada dör verir okul idarasına. Tabii. Acaba iyi bir izlemesi var, mutabaası var, iyi bir kadrosu var. Dedim kimin? Yani ege fikir, ege amaç ticaret ise yok valla. Ege amaç ticaret ise biraz önce de dedim gidersen için hangi öğretmen az ücret alır onu getirir. Çoğunlukla öğretmenler orada olan ataması yapılmıyor. Tecrübe sahibi değiller. Bir kursa kaldırmayıplar. Öz ne kadar bilir o kadar. Hepsi mübtedi hocam. Yani. Mübtedi ettiler. Yani bir kıbreleri yoktu. Ben bunu yani diyorum meslem de dedim. Hocam şimdi hatta fakültede de özel fakültelerde de oldu. Maalesef bazen duyuruk ki bir tek öğrenci oraya gidende hemen değiller sen diploma aç gelipsen yoksa öğretme aç gelipsen. Yani sen öğrenesen bir şey yarışasan yoksa ben sadece diplomanı kazasın. Eğer diploma aç gelse yani devam bile gerek yoktu. Haftada bir gün gelsin, tamam, iki gün var, gelsin. Tamam var, bu yazık olsun, bu da var. Ama bunlar işte insanlara hıyanat edirler. Tabii. Hocam burada İnsanlara. Da son sorumuz sizden sorakın. Affedersen yani ben sorularımızla kalmıştı ama vaktimiz çattı maalesef. Vaktimiz az olduğu için. Bir ülkeni isterse ulaştırasan iyi bir şeye. Yenge çağlarla beraber, başka ülkelerle beraber aynı seviyede öge gitmek için. Eğitimle başlayasan yoksa projelerle başlayasan ki binayetler olsun, ne bileyim ziraat olsun, sanat olsun. Bina gider, sanat gider ama tek şey gitmez o da insan. Tabii. İnsan da eğitim insanın hayatında önemli, mühim devirler oynar. O zaman biz eğitime iyi bakarsak, bak yani al bazı savaşlardan çıkan devletler. Japonya kimin, Almanya kimin, yer oldular, yerden yer oldular. Ama insanları yapmışlar. Ama çalıştılar, eğitime önem verdiler. Bakın daha rol aşıblar. O zaman ben ne dedim ege 50 kattan bir binam var ise ama insanım hiç ise. Tabii. Bak, onlar böyle yetmediler, onlar eğitimi tuttular. Yani kutsiyetleri var. Ben bir bu bizim burada enstitü var, tekniği dediklerimiz ben, mahal. Hı hı. Onun müdürü var idi. Ya, onlar Japonlar yaptılar ona. Doğru. Onun müdürüne ders verirdim. Ne dili? Arapça. Arapça dili. Arapça dili ders verirdim özellikle. Neden? Çünkü İngilizce de bilir. Doğru. Bak gelip Arapça öğrenleri aynı zamanda o benimki konuşurdu. Orada olan fikirler, orada olan düşünceler, orada olan insanlar, ben onları ögümürüm ama onlar bir kudva deyin, kılavuz deyin bizim ögümüzde. Onlar olanlar. Orada eğitime kutsal bir şekilde baktılar, yetiştiler. Doğru. Belki de gelecek günlerde bizim yanımızda da eğitim o kadar kutsal bir şey olur. Çünkü ne yazık indi
%100 bunu diyebilmərik. Yəni bir nisbə də verə bilmərik bu konuya. Amma sonsuzluq da bəkliyik inşallah. 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 Tabii biz de sizden çok teşekkür ederiz. Sözlərinizə də qatıldıq. Gerçekten dediğiniz ki, binayeleri filanları yapsa hiç önemi yoktu. Bizim eski çağlarda ne kadar bizim aynen güzel hadaralarımız var idi ama insanları düzgün bir şekilde yapmamıştır. Geldiler, hepsini partlattılar, dağıttılar, gitti. Hiç oldu. Ama insanları iyi bir şekilde yapmışsa, fikir sahibi olsaydılar, bunlara kutsal bir şekilde bakardılar. Biz birden Sayın Halil İmamoğlu, çok teşekkür ederiz sizden. Tekrardan. Bize bu şerefi verdiniz, katıldınız, davetimizi kabul ettiniz. Ben de daha sizden fazla size saygı ve teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çünkü Allah razı olsun. Siz bana kıymet verip buraya getirdiniz. Yok, o şeref bizim iyiydi. Siz bize kıymet yani, verdiniz, geldiniz. Sağ olasınız. İnsanlardan sizden görüşmez bizim için bir şeref. Allah razı olsun. O şeref bizimdir. Sağ olasınız. İyi yayınlar dilerim. İyi programlar sizlere dilerim. Allah her zaman yolunuzu açır. Sağ olasınız. Allah size de uzun ömürler ve sıhhat ve başımızdan size sügetmesin. Çok memnun olduk. Sağ olasınız.